bugün cennete gidişimizi engelleyen en riskli hastalıklardan birisi budur. Başlayıp bırakıyoruz. Ben başlayıp bırakmak istemiyorum, kendiliğinden bırakılıyor. Doğru, hiç kimse bırakmak için başlıyorum buna demez herhalde. Bunu yakıştıramayız kendimize. Neden başlayıp bırakıyoruz? Çocuksu duygularla iş yapıyoruz ondan. Bu çok önemli. 25 yaşında çocuk mu olur insan? Bal gibi çocuk olur. Annene sor bakalım, sana çocuğum mu diyor, başka bir şey mi diyor? Çocuk. Herkes bir üstünün çocuğudur. Duygular da bedenler gibi çocuk kalabiliyor. Bir. İki, kabiliyetlerine göre mi bir iş yapıyorsun? Yoksa heyecanına göre mi iş yapıyorsun? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Çok hoşuna giden bir ayakkabı, çok hoşuna gitti ama. Baktın bundan da başka yok, hele bir giyeyim bunu diyorsun. Ayağına olmadı senin, olsun olsun çok güzel. Giyiyorsun, 100 metre gidince ayağını vuruyor, vurunca bırakıyorsun. Tam ayağına göre olanı almadığın için uzun süre onu giyemiyorsun. Aynı şekilde Allah için yaptığımız işler, eğer bizim kabiliyetlerimize, yeteneklerimize uygun işler değilse, farzları konuşmuyoruz, haramlardan kaçmayı konuşmuyoruz, onların dışında yaptığımız işler, bizim yeteneklerimize, fırsatlarımıza, ailevi yapımıza uygun şeyler değilse, bırakılacağı belli şeylerdir bunlar. Dinin edebiyatını yapmak diye bir dindarlık yoktur. Dini yaşamak diye bir dindarlık vardır. Bu asırda ne dedik? Her şeyi yerli yerine oturtacağız. Birinci kural. Farza farz, harama haram, mekruha mekruh, nafileye nafile diyeceğiz. İki, sürekli yaptığımız iş bizim işimizdir. Başlayıp bıraktığımız iş bırakılmış iştir. Ayşe anamız radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tarif ederken, sünnet diyoruz ya, ehli sünnet olacağız diyoruz ya, bakın nasıl tarif ediyor. Müslim'de 746. hadis-i şerif bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iş yapacağı zaman onu kökleştirirdi diyor. Yüzeysel bir iş yapmazdı. Köküne kadar o işi sahiplenirdi. Buyurmuş ki aleyhisselam efendimiz, yine Ayşe annemizden rivayet edilen bir hadis bu, Allah'ın en çok sevdiği iş, az da olsa sürekli olan iştir. Çünkü iman sürekli olması gerekiyor. Çarşamba günleri mümin, perşembe günleri vazgeçiyor. Oluyor mu? Bizim amellerimiz, imanımızı desteklemek içindir. İman, ömür boyu olduğuna göre, imanımız, paralelinde yaptığımız, mümin olduğumuz için yaptığımız işler de ömür boyu olmalıdır. Bu asırda ise fevrilik, bir mevsim şu iş, ondan vazgeçiyor bu iş, ondan vazgeçiyor öbür iş, türü bir hastalık peyda oldu, buna tövbe edeceğiz. Evet, nafile bir işi mesela başlayıp da bir ay sonra bırakan dinden çıkmıyor. Bunu konuşmuyoruz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti başladığı işi bırakan bir ümmet değildir. İşlerini mezara götüren bir ümmetiz biz. Başlarız, kapasitemizi zorlamayız. Olmayacak bir işi, bir kamyonu tek başıma kaldırmak gibi bir iddiam olmaz benim. Yürüyerek her gün Mekke'ye gideceğim diye bir iddiam olmaz benim. Yürüyerek nereye gidiyorsun ya? Ama yürüyerek her gün camiye namaz kılmaya gideceğim derim. Yapabileceğim bir iş bu. Yapabileceğimiz işleri tembelliğe kaçmadan tercih ediyoruz, yapıyoruz, süreklilik kullanıyoruz. Asiyeleşme yolunda en önemli eğitim malzemelerinden biri. Her biriniz, hanımefendiler, son 10 senenizde başlayıp bıraktığınız işlere bir bakın. Bir depo dolusu iş yapmışsınızdır aslında. Keşke 10 tane işe başlayıp bırakmaktansa bir işi yapsaydınız, melekler sizi onun uzmanı görecekti şimdi.
Keşke sadece İlmihal kitabını baştan sona bir okuyup not tutsaydınız da bir sürü kitap alıp kitapların ilk sayfalarını okuyup bırakmasaydınız. Keşke ben her gün şu 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 sureleri okuyacağım deyip de iki gün okuyup sonra bırakmak yerine sadece Fatiha'yı okuyup yatacağım deseydiniz de Fatiha uzmanı bir Müslüman olsaydınız. O sizi zamanla zaten Bakara suresine de sevk edecekti. Ama laubalilik, başlayıp bırakmak, tadımlık işler yapmak, her işi bırakma hastalığına götürüyor bu sefer. Cennete adım adım giderken, adımlarımızı tökezleten hastalıkları konuşuyor, düzeleceği sistemi konuşuyoruz.